Dünya Habib ve Muhibi gibi iki yüzüyle hasret üzerine kurulmuş gönül hanı. Onu bu muhtevaya büründüren ise yüce yaradanın kalpleri sevgiye yatkın bir kıvamda yaratmasıdır. Kalbe ilahi sevginin tohumlarını koyan Mevla, o tohumları yeşertecek irade ve kudret yeteneğini de kullarına bahşetmiştir. Lakin o sevgiyi yeşertip büyütebilmenin ön koşulu yalnızca irade ve kudret yeteneği değildir. Yürekte filizlenecek o sevginin evvela sevgiyi yaradana karşı doğrulması gerekir. Bu bakımdan arifler derler ki, bizde sevgiler yukarıdan aşağıya doğrudur. Önce yaradan sevilir, ondan hasıl olan sevgiyle de yaradılan sevilir. Ne hoş bir tespit. Zira muhabbetin asıl sahibine değil, muhabbetin muhatabına duyulan sevgi atıl, yalnızca muhabbeti yaradanı sevmek cimriliktir. Sevgide ihtidali yol Yunus'un yoludur. Bizim Yunus, yaradalanı sevdik yaradandan ötürü diyerek rotayı çizmiştir ve parola bellidir. Gönülde mevcudiyetini muhafaza eden, ilahi aşkın sesine kulak vermek, eğer vicdanının sesine kulak vermezden evvel dünyalıklara yönelirsen pusulan manevi rehber olmaktan öteye maddeye meylini artıran bir nefis ibresi haline gelir. Hakiki sevgi Allah Celle Celaluhu'nun Habibim diye hitap ettiği Resulüne duyduğu muhabbette saklıdır. O ilahi bağlılığın sırrını çözebilmek mübarek sevgiye talip olmakla mümkündür. Talip olmak lakin nasıl? İnandım demekle mümin olunmayacağı gibi sevdim demekle de sevgili olunmaz bilesin. İman adanış ve teslimiyet, sevgi ise eylem gerektirir. Zahmetine katlanamayacağın bağlılık duygusunun rahmetini umma hakkın var mı? Zannımızca yok. Öyleyse önce sevgi gerek bize. Rahman'a götürüp artığıyla rahmet edilene duyulacak bir sevgi. Sonrasında sevgiyi ispatlamak gerek. Müsbet bir tavır olarak. Talip olmak yetmez. Matlup olmak gerek. Sevgiye uzanan yolları kapatmadan gönül köprüleri kurmak bir de. Sevginin mühtevasını bilmek de önemli. Sevmek kadar niçin sevdiğini bilmek bizi gayeye ulaştıracak. Bir misal ile açıklayalım. Yabancı bir ünlü düşünüre göre sevgi üç türlüdür. Birinci, eğer tarzı sevidir ve koşula dayanır. Beklenilen koşul yerine gelmezse sevgi gerçekleşmez. Yani menfaat üzerine kurulan bir sevgidir. İkincisi, ancak tarzı sevgidir ve nedene bağlıdır. Arzulanan sebep vusule gelmezse sonuçta, yani sevme eylemi de gerçekleşmez. Üçüncüsü ve sonuncusu ise rağmen tarzı sevgidir ve zorluklara karşı gösterilen sevgiye dayanır. O sevgi eskimez, pörsmez, yıpranmaz. Engellere karşı koyan bir sevgi söz konusudur burada. Biz üçüncü sevgiyi örnek almalıyız kendimize. Zora gelince eksilmeyen, karşılıksız ve beklentisiz verebileceğimiz bir sevgiyi yüreğimizde taşımalıyız. Tohumları besleyip yeşerten toprak ana misali. Yürek toprağımızda büyütmeliyiz sevgimizi. Bir sığır gibi saklayıp olgunlaştırdığımızda asıl sahibine verebileceğimiz bir sevginin ana vatanı olalım. Yüreğimize ettiğimiz duygu bizi vatanı bilirse ki bu ancak onu yürekte muhafaza etmek de mümkündür. O vakit ustad yakındır. Makamımız aşk, usulümüz edeptir bizim.
kapımıza değil gönlümüze buyursun. Mevlana ne güzel demiş. Kelebek etkisi 16. bölümün sonu. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.